Efendim, Tarihi Ahval ile Ahvali Tarihin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben yolda gelirken skuterden düştüm, dudağımı patlattım. Ümit Kurt tatilden döndü bronz haliyle. Sizlerin de göreceği üzere bu hayatı sosyal bilimciler değil, tarihçiler yaşıyor. Nitekim kadri kıymeti bilinmeyen tarihçiler bölümünde Ümit Kurt'un ismini zikretmemiştik. Demek ki teşekkür kadri ediyorum. Kıymeti biliniyor sevgili dostum. Nasılsın? Çok teşekkür ederim Kadri Şinas dostum. İyiyim. Biraz evet yandık. Biz de insanız. Bizim de tatile ihtiyacımız var. Ondan sonra bir kaşıntıdan mütevellit rahatsızım ama konu da kaşıyıcı inşallah. Evet. Bakalım kotarmaya çalışacağız. Ya sen de katılır mısın bilmiyorum ama hani şimdiye kadar yaptığımız bölümler içinde sadece bu sezon için bu yani diğer kurucu babalar başlığı altında değil diğer bölümlere de katılacak şekilde sanırım bizi en zorlayan bölüm bu oldu hazırlık açısından. Kesinlikle. Çalışırken, hazırlanırken tabii yani kurucu diğer babalar dedik, figürler de denebilir. Çünkü baba lafını kullanınca gerçek baba ve evlatlarının biraz tepkisini çekmiyor değiliz. Bir de bu figürlerin tabii her biri çok cüsseli ve politik olarak yani siyasi ideolojinin ve farklı dünya görüşlerinin farklı siyasi yelpazelerde yer alıyorlar ve muhafazakarı ayrı bir yere koyuyor. İşte Kemalisti, ulusalcısı her neyse işte ya da sağ, sol, orta. Yani farklı ideolojik yönelimde olan grupların, kişilerin kendi dünyasında, evreninde konumlandırdıkları yelpazesi geniş figürler. O yüzden ele alması, ele avuca sığmaz, ele alması da zor figürler. Bugün de onlardan bir tanesini çok önemli bir tanesini ele almaya çalışacağız. Ya bir dönem sanki sadece devlet zihni açısından değil aynı zamanda tarih yazımı açısından da özellikle sanki böyle gizlenmeye çalışılmış üstü örtülmüş bir figürden bahsediyoruz desek fazla mı abartmış olurum? Yani üstü örtülmeye çalışılması yani belki Mustafa Kemal'in vefatına kadar öyle bir konumlandırma içinde olduğunu söyleyebiliriz. Tabii 90'lara kadar özellikle Erikjan Zürher'in o çığır açan ve paradigma değiştiren Milli Mücadele'den İttihatçılığa kitabı ve tabii Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın tarihini anlattığı kitabıyla birlikte Kazım Karabekir ve Milli Mücadele dediğimiz sürecin önüne gelen figürleri, en önemlisi belki de Kazım Karabekir, onların anıları, hatıratları, yazdıkları, özel evrakları ortaya çıktı ve biz bambaşka bir İstiklal Harbi tarihi ki kendisinin de İstiklal Harbimiz, İstiklal Harbimizin Esasları kitabı var. Tabii biraz çok partili hayata geçişle birlikte Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Milli Mücadele döneminde birlikte yola çıkıp yol ayrımına gelen bizim İstiklal Mahkemeleri ve İzmir Suikastini anlatırken detaylandırdığımız gibi o figürlerin hem siyasi arenaya tekrar döndüğünü bir çeşit nasıl söyleyelim bir yani İsmet İnönü'nün başlattığı bir modus vivendi süreci yani Mustafa Kemal'in karşısında olan ya da hayatında yaşadığı dönemde onunla tırnak içinde papaz olan figürlerin siyasi arenaya geri dönmesi, onlara iadeye itibar yapılması, siyasi sahnede siyasi pozisyonlar, önemli siyasi pozisyonlar verilmesi, işte Kazım Karabekir'in Türkiye Büyük Millet Meclisi reisi olması gibi mesela. Dolayısıyla 1950'lerde tabii ki farklı tarih, yani o döneme farklı bakış açısıyla, daha doğrusu şöyle ifade edeyim, yekten gireyim ben, hiç uzatmayayım. Nutuk, yani anti-nutuk bir söylemle, nutukta yer alan Mustafa Kemal'in sütunlarını çizdiği Milli Mücadele, İstiklal Harbi ne derseniz deyin ona, o sürecin farklı bir tarihsel okumasını yapan, çünkü o süreci yaşamış, birinci derecede aktör olmuş kişilerin sansürlenen, Kazım Karabekir örneğinde olduğu gibi yakılan, nüshaları yakılan eserlerinin, çalışmalarının da pıtrak gibi ortaya çıktığı bir dönem. İşte keşke aslında hani gönül arzu ediyor ki bu tür eserler yasaklanmasın veya yakılması yerine en azından birlikte bir eş zamanlı Nutuk ve İstiklal Harbimiz okuması yapılabilmiş olsaydı. Evet. Sadece yani belli bir seviyeden sonrası için değil, aynı zamanda müfredata girecek, o işte ortaokul, lise müfredatına girecek kısımda dahi öyle bir tarih anlatısı çıkarabilseydik. Evet. Biz tarih derslerinin içeriği olarak. Evet. Şimdi tabii. Beni tabii senin de bildiğin üzere
başka bir konudan da, başka bir taraftan da daha doğrusu ilgilendiriyor Kazım Karabekir. Özellikle Türkiye'de sivil asker ilişkileri açısından da hem Kazım Karabekir'in görüşleri, hem o dönem Mustafa Kemal'in Kazım Karabekir'le baş etme yöntemi olarak seçtiği işte ordu müfettişliğinin kurulması, ordu müfettişliğine atanarak aslında bir miktar böyle nasıl diyelim siyasi arenadan ayağının çektirilmesi vesaire filan gibi. Ona da gireriz tabii. Aynı zamanda ama bu sefer şeye dikkat edeceğim. Çünkü daha önceki bölümlerde yani ben zihniyetler tarihi üzerinden de yaklaşmaya çalıştığım için konuya belki biraz daha böyle flashbacklerle, flash forwardlarla ilerliyorduk ama Öyle inanıyorum ki Kazım Karabekir'le bunu yaptığımız zaman iş iyice karmaşık, iyice çetrefilli bir hale gelecek. Evet, biraz kronolojik gitmek de fayda var. O yüzden kronolojik olarak gitmek daha sağlıklı olabilir. Yine Kazım Karabekir'in kendi yazdıklarından Kürt Sorunu kitabı bence çok önemli bir eser. Hı hı. Çünkü hem o yıllarda hem bugünün şartlarında dahi soruna bambaşka bir perspektiften bakıyor. Bambaşka bir yaklaşım getiriyor ve burada tabii Fevzi Paşa'yla taban tabana zıt bir yaklaşımda olduğunu da ilave edelim. Yani ilgilenenlere gerçekten bu epizodu diyeyim. Yani çünkü o bir anlamda da Kürt sorununa bakış açısından da bir dönemi temsil ediyor bence. Evet. Hani o dönem için de çok alternatif. Kolay kolay da hani niye kabul edilmeyeceğini de anladığımız görüşleri var Karabekir Paşa'nın. Evet. Ya evvel emirde bir askeri elitten bahsediyoruz. Tabii. Aldığı eğitim itibariyle, müktesebatıyla, formasyonuyla ve kendine kattıklarıyla. İlginç bir benzetme yapayım. Yani teşbihte hata olmaz. Ben biraz Kazım Karabekir Paşa'yı Churchill'e benzetiyorum. Yani özellikle yazdık, yani literati olması açısından. Yani bu kadar... Baktığın zaman çok fazla yaşamamış Kazım Karabekir. Evet. 60'lı yaşlarında vefat ediyor. Ama o yaşa sığdırdığı külliyat hakikaten muazzam. Muazzam. Ve o külliyatın içeriği de muazzam. Yani o külliyatı okuduğunuzda, baktığınızda milli mücadele dönemi dediğimiz, Cumhuriyet'in kuruluşu dediğimiz, işte Cumhuriyet'in kuruluşundan sonraki Cumhuriyet elitleri, askeri ve sivil elitler arasındaki iç çatışmalar, bu dönemin tarihinin yazılması, bu döneme ait tarih yazımıyla ilgili bize bambaşka bir perspektif sunan bir külliyat diyebiliriz. Şimdi kimden bahsediyoruz? Kazım Karabekir tıpkı Mustafa Kemal gibi, İsmet İnönü gibi, Ali Fuat Cebesoy gibi, Refet Bele gibi o dönemin ordu örgütü diyor buna Şina Akşin Hoca. Şimdi o dönemin askeri elitleriyle aynı zamandaş, aynı tarihte doğmuş 1880-82-83 bandına doğan askeri elitler bunlar. Karabekir Paşa işte 1882'de İstanbul'da dünyaya geliyor. Babası Mehmed Emin Efendi de asker kökenli birisi. Bir dönem Mekke'ye gidiyorlar. Kendisi 14 yaşındayken babasını kaybediyor Mekke'de ve daha sonra Kazım Karabekir'in hayatta olan kızlarından Timsal Karabekir'in de defaatle anlattığı üzere çok zor bir yolculuktan o tek başına bir kadın 4-5 çocukla birlikte İstanbul'a dönüyor. Kazım Karabekir tabii askeri eğitim alıyor. İşte Fatih Askeri Rüştiyesi'ne giriyor İstanbul'da. Daha sonra Kuleli Askeri Lisesi ve Harbi Akademisi. Harbi Akademisi'ni birincilikle bitiriyor. Yani mükemmel bir askeri eğitim alan ve bunun hakkını birinciliklerle veren birisi. Arapçası var, Rusçası var, Fransızcası. Hemen bir short bio'yu vereyim Kazım Karabekir'in. Çünkü başka mevzulara girmemiz gerekiyor. Fransızca, Almanca, Rusça ve Arapça bunlar bu dilleri okuyacak ve nispeten de yazacak kadar hakim biri. Şimdi ilk görev yeri Balkanlar. Bu önemli. Neden? Balkanlar'da malum 3. ordu var. 3. ordu orada ne yapıyor? İşte Bulgar, Rum, Makedon çeteleriyle uğraşıyor. Kazım Karabekir de orada Enver Bey'le tanışıyor. Malum Enver Paşa. Enver Paşa ile birlikte 1905'te 6'da orada işte bu Makedonya, Rumeli'de Makedon çeteleri, Bulgar çetelerini kovalıyorlar. Orada Manastır'da, yani Bitola'da Enver Bey ile birlikte Kazım Karabekir İttihat ve Terakki Cemiyeti'ni kuruyor. İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Manastır ayağını kuruyor ve Enver Paşa ile birlikte, daha Enver Bey o zaman tabii, orada İttihat ve Terakki örgütlenmesini, askeri bir örgütlenme daha çok bu. Hı hı. Ve tabii 3. Ordu'daki askerleri de bu anlamda örgütlemeye çalışıyorlar. Biz bu örgütlenmenin, yani nüveleri atılmış o örgütlenmenin şeyini, meyvelerini ne zaman toplayacak İttihat ve Terakki? 1908'de 2. Meşrutiyet'in ilanıyla birlikte ve
31 hemen akabinde 30 Mart vakasında 13 Nisan 1909'da Makedonya'dan hareket eden hareket ordusunun İstanbul'daki isyanı bastırmasıyla. Aslında o ordunun yani o dönemin tabiriyle iltica ile hareket eden ordunun 31 Mart'ta Derviş Vahdedi ve İttihat-ı Muhammediye Cemiyeti onu bastırması, o ordunun 3. ordunun içinde yer alan askerleri örgütleyen, onları İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne öbek öbek üye yapan şahıslardan bir tanesi Kazım Karabekir Aktar, İstanbul'da Talat Paşa'nın hakikaten önemli övgülerine de mazhar olmuş. Yani Talat Paşa'nın kendisine ya Kazım biz seni böyle bilmezdik, sende ne örgütçü damar varmış falan dediği bir şahsiyetten bahsediyoruz. 31 Mart Hareket Ordusu'nda Mustafa Kemal'le orada tanışıyorlar. İlk Mustafa Kemal'le, çünkü yine bu 30 Mart vakasının bastırılması sırasında Makedonya'dan Edirne'ye kadar, Edirne'den daha sonra İstanbul'a gelen 3. ordunun Yeşilköy'de karşılıyor Kazım Karabekir onları. Mustafa Kemal de o hareket ordusundaki kumandanlardan bir tanesi. Mahmut Şevket Paşa'nın başında olduğu kumandanlardan bir tanesi. Daha sonra Balkan Harbi var tabii. Şimdi Balkan Harbi Kazım Karabekir'in askerlik tarihi açısından önemli. Zira Balkan Harbi'nde o hezimeti dibine kadar yaşamış birisi Kazım Karabekir Paşa. Ve zaten Edirne Hatıraları diye bir kitabı da var. Yani bana göre Balkan Harbi, yani hani hep bahsedilir ya 1912-13 Balkan Harbi'nde evet, yaşanan hezimet, bildiğin gibi işte Osmanlı Güney Doğu Avrupa'daki topraklarının yani Balkanların %80'inden fazlasını kaybediyor. Hem de kendi eski tebaasına kaybediyor. Kazım Karabekir bu muazzam yenilgiyi ve askeri yenilgiyi buram buram tatmış, bunu hissetmiş, yaşamış birisi ve bunu birebir deneyimlemiş birisi. Ve orada Edirne'de ordunun o feci durumunu, daha sonra bildiğin gibi bu ordu Enver Paşa Babali baskınını gerçekleştirdikten hemen sonra İttihatçılar iktidara gelince modernize edilecek. Oradaki alaylı ekip tasfiye edilecek ve daha sonra genç subaylar, eğitimli subaylar, askeri okul çıkışlı, harbiye çıkışlı subaylar o genç yaşta önemli görevlere getirilecekler. O tasfiye ve modernizasyonu geldi ve daha sonra biliyorsun Alman genel subaylar ve üst düzey komutanlar gelip o orduyu eğitmeye devam edecekler. İşte o ordunun o hali pürmel halini en iyi yansıtan eserlerden biridir Edirne Hatıraları ve Kazım Karabekir'in kaleminden çıkmıştır. Kazım Karabekir'in bir diğer özelliği Balkan Harbi özelinde orada Bulgarlara esir düşmesi. Dolayısıyla bir asker olarak yaşayabileceği, nasıl çevirmek lazım humiliation'ı Türkçe'ye? Aşağılanmayı. Gördüğü hakaret. Evet, onu en makro düzeyden en mikro düzeye kadar yaşamış birisi. Biliyorsun Edirne zindanlarında sadece o yok, başka figürler de var. İşte Bahattin Şakir gibi falan. Tamam. Daha sonra bu kişilerin tarihte ne yaptığını biliyoruz Ermeni meselesi özelinde. Londra Anlaşması imzalandıktan sonra esir değiş tokuşuyla birlikte onlar tekrar İstanbul'a getiriliyorlar. Dolayısıyla Kazım Karabekir'in o anlamda Edirne Hatıraları özelinde ciddi bir ordu eleştirisi yaptığını ve bununla Enver Paşa tarafından dinlendiği, görüldüğü ve değerlendirmeye alındığını biliyor. Çünkü Enver'le yakın arkadaşlar. Ama bu arkadaşlık 1. Cihan Harbi'nin başlamasıyla birlikte bozulacak. Çünkü Kazım Karabekir Paşa tıpkı Mustafa Kemal gibi Almanların yanında, hatta 1. Cihan Harbi'ne girilmesine tamamen karşı. Ve yani Osmanlı'nın orada aslında Said Halim Paşa'nın en başta savunduğu tarafsız kalma pozisyonunda. Ama öyle olmuyor. Daha sonra İttihat ve Terakki ile arası açılıyor Kazım Karabekir Paşa'nın. Bunun nedeni de biraz şeyle ilgili. Yani İttihat ve Terakki'nin iktidara geldikten sonra 1913 Ocak sonrası hep öyle bilinir de aslında Haziran 1913 Mahmut Şevket Paşa'nın suikastiyle İttihat ve Terakki aslında iktidarı esas olarak eline almıştır. Yine Mahmut Esat, çünkü Mahmut Şevket Paşa'nın İttihat ve Terakki'de bir fren mekanizması gördüğünü söylemeliyiz. Onun da suikaste kurban gidip öldürülmesiyle birlikte İttihat ve Terakki aslında bir anlamda ordunun siyasallaşması, ordunun bir siyasi parti haline gelmesi gibi bir süreç söz konusu. Naim Turfan da bildiğin gibi bunu tabii detaylarıyla, sen daha hakimsin tabii o kitabı ve konuya. Dolayısıyla Kazım Karabekir Paşa tıpkı Mustafa Kemal'in İttihat ve Terakki'ye yönelik İttihat ve Terakki'nin 1910'daki Selanik Kongresi'nde yaptığı eleştiri, ya sahip birisi, ya orduda kalın ya siyasetin içinde kalın. Dolayısıyla bu anlamda İttihat ve Terakki ile arası açılıyor ve
İttihat ve Terakki'nin özellikle iktidara geldikten sonra değiştiğini, ordunun siyasete çok fazla müdahale ettiğini ve bunun hayra alamet şeyler olmadığını söylüyor ve Enver Paşa ile özellikle arası açılıyor. Devam edeyim mi, durayım mı? Ben sadece çok kısa bir parantez için senden izin isteyeyim. Yani o yıllarda belki 1950'lerde yaygınlaşan, daha tırnak içinde teknokrat ordu diyebileceğimiz bir yaklaşımı benimsemiş vaziyette Kazım Karabekir ve çok ciddi anlamda eleştirilerinde tabii profesyonelleşmesi yani, tabii yani siyasetin siyasi olanın da ordunun içine müdahale etmesine karşı, aynı şekilde ordunun da herhangi bir şekilde kenarından köşesinden bile siyasete bulaşmasına tırnak içinde ciddi anlamda karşı çıkıyor. Aynen. Tadını da bırakmış olalım. Aynen. Kronolojik gittiğimiz için biraz böyle hani hap gibi bilgileri veriyoruz. Daha sonra esas meselelere, yani zurnanın zırt dediği yerlere geleceğiz deyim yerindeyse. Birinci Cihan Harbi'nde Kazım Karabekir Paşa Çanakkale'de, Kerevizdere'de Fransızlarla çarpışıyor. Çanakkale'den sonra albayla terfi ediliyor Miralay yani işte, ve sonra Irak cephesine gönderiliyor. Bunu şundan dolayı bu isimler ve cepheler üzerine duruyorum. Abi bu milli mücadeleyi başlatan ekibin Birinci Cihan Harbi'nde birçok cephede görmüş bu insanlar. Dolayısıyla hani askeri özellikleri, yani askerlik faaliyetleri son derece yaygın. Yani bir cephede ciddi bir savaşı, total bir savaş Birinci Cihan Harbi, ilk total savaş. Bunu farklı farklı cephelerde yaşamış komutan, askeri komutanlardan bahsediyoruz ve daha sonra çok büyük rütbelere gelecekler bu kişiler. Oradan da mesela neredeydi? Çanakkale, Irak, sonra Kafkasya. Bu biraz da Kazım Karabekir Paşa gibi işte Ali Fuat Cebesoy, Mustafa Kemal, onların da izlediği rotadır yani o anlamda. Ortak özelliklerinden biri de bu mesela. Benim dikkatimi her zaman çekmiştir bu. Oradan Kafkasya'dan Diyarbakır 2. Kolordu Komutanlığı'na getiriliyor ve daha sonra Erzincan'daki 3. Ordu'ya atanıyor Kafkas Kolordu Kumandanı olarak. Bu görevdeyken Erzincan ve Erzurum'un Ruslardan kurtarılması meselesi var. İşte orada bildiğin gibi ilk olarak Şark Fatihi, Şark Orduları Kumandanı oluyor daha sonra da. Şark Fatihi unvanını ilkini orada alıyor. Akabinde de Paşa oluyor. Bu Erzurum, Erzincan tabii bildiğin gibi 77-78 Osmanlı Rus Harbi'nden sonra Rusların elinde kalan yerler. İşte Bolşevik Devrimi ve sonrasında tekrar onları Rusların elinden alınan topraklar, savaş ve akabinde yapılan Gümrü-Moskova anlaşmalarıyla birlikte. Orada Kazım Karabekir'in tabii çok kilit bir rolü var. Onu da yine geliriz çünkü o bölgeleri alan Doğu Orduları Kumandanı olarak kendisi. Anlaşmayı imzalayan da kendisi bu anlaşmaları. 1918'de Kars'ı geri alıyor. Daha sonra Erzincan. Oradan, tabii bu arada savaş devam ediyor Birinci Cihan Harbi. Oradan Bakü'ye geçmek üzereyken Tebriz'den geri çağrılıyor. Çünkü mütareke imzalanacak. Yani Tebriz'e kadar gidecek. Daha sonra tabii müthiş bir askeri organizasyon kapasitesi var Kazım Karabekir Paşa'nın. Daha sonraki süreçte İstanbul'a gelişi var ve İstanbul'a geldiği zaman tabii İstanbul yani resmi olarak olmasa da işgal altında. 16 Mart 1920'de resmen işgal edilecek. İstanbul'a geldiğinde işte o savaş gemilerini gördüğü zaman limanda işte korkunç bir şey onun için tabii. Yine bir asker için, ömrü cephelerde geçen bir asker için yine kabul edilmesi zor bir şey. Oradan geldiğinde ilk yaptığı iş şuna bir kere karar vermiş. Yani bir... bu itilaf devletlerine karşı ya da işgal güçlerine karşı bir mücadele başlatılacaksa bunun merkezi Doğu olmalı. Ve kendisini Doğu'ya atamak istiyor abi. Ve bunun için kulis faaliyetlerine başlıyor. Yani Doğu'ya atanmasını, milli mücadelenin orada tohumlarının atılacağını, orada toplumsal olarak da askeri olarak da filizleneceğine iman etmiş birisi. Ve bu nedenle kendisini İsmet Paşa, İsmet İnönü o zaman Harbiye Nezaretinde askeri müfettişlerden birisi ve askerlerin atamalarından sorumlu. İsmet Paşa çok yakın arkadaşı ve ona ne yap yap beni Doğu'ya atanıyor. Ve 15. Kolordu Kumandanı olarak Doğu'ya atanıyor. Bu göreve başlamadan önce ziyaret ettiği çok önemli bir kişi var Şişli'de. O da Mustafa Kemal. Şimdi Mustafa Kemal
Mustafa Kemal'i evinde ziyaret ediyor Şişli'deki. Diyor ki doğuda mücadeleyi başlatalım. Sen de benimle Anadolu'ya gel. Diyor. Bu teklif karşısında Mustafa Kemal haklısın iyi ama net bir cevap vermiyor. Öyle söyleyelim. Şimdi bunda biraz da şimdi Mustafa Kemal'in İstanbul'a döndükten sonra 19 Mayıs'ta Samsun'la görevlendirilmeden önce baktığımızda biraz İstanbul'da siyasi havayı, atmosferi yokladığını görüyoruz. Anlamaya çalışıyor. Farklı kişilerle görüşüyor. İngilizlerle de, İtalyanlarla da, Fransızlarla da görüşüyor. Daha sonra o dönem Ali Rıza Paşa hükümetinden kendisini Harbiye Nazırı yapması için bazı kulis çalışmalarında bulunuyor. Yani biraz İstanbul'da bir arayışı var. İşte Ali Fethi Okyar'la Mimler gazetesi çıkarıyor. O dönemde işte İttihatçıların Ermenilere yaptıklarına karşı onları eleştiriyor. Mimler gazetesinde çok ağır yazılar çıkıyor bununla ilgili. Biraz o dönem bir arayış içinde Mustafa Kemal. Yani ama baktığımızda Kazım Karabekir'in daha doğudan İstanbul'a gelmeden önce kafasındaki resim netleşmiş. Yani milli mücadele meselesi, işte işgal güçleriyle mücadele meselesinde onun kafasında bir netlik gördüm ben yaptığım okumalarda. Ama Mustafa Kemal'de hala biraz bir hani zemin yoklama. Şimdi kelimeleri de doğru seçmeye çalışıyorum. Zaten linç yiyoruz da bari hani usturumlu yiyelim. O ne yaparsak olacak yani öyle düşünüyorum evet. Zaten onu. Yani hani bu kadar böyle hakikaten bence kıymetli konulara girdin mi birilerinin hoşuna gitmeyecek. Daha dur zaten şeyleri de geleceğiz daha yani. Musul'un işgali hadisesi var. Kürt sorunuyla ilgili söyledikleri var. Ermeni sorunuyla ilgili çok ciddi olarak ortaya koyduğu argümanlar var. Evet şimdi yine kronolojik gitmeye devam ediyorum abi. Adam kendisini İsmet İnönü'nün de İsmet Paşa'nın da şeyiyle yardımıyla 15. Kolordu kumandanı olarak Doğu'ya atıyor. Adam gidiyor Erzurum'a. Vahdettin'in Sultan Vahdettin'in yanına çıkıyor. Ondan işte hayır duasını alıyor. Yola çıkıyor. Ve Mustafa Kemal'e de ben gidiyorum abi. Oradayım. Bence gel. Diyor. Hani şey aşıksan git konuşma. Şimdi o tereddüt dönemi tabii Mayıs 1919'da 19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in çok ciddi, çok sofistike bir istihbarat soruşturmasından, güvenlik soruşturmasından geçtikten sonra İngilizlerin verdiği pasaportla Anadolu'ya gidiyor adam. O onay alındıktan sonra gidecek. Anadolu'da bir takım isyanlar var. İnsanlar silahları bırakmıyorlar. Mondros Mütarekesi'ne göre silahların teslim edilmesi, tabii, toplatılması lazım. Samsun'a git, oradan silahları topla ve İstanbul'a gel. Yani baktığın zaman aslında yani padişahın subayı bu adam. Bunun üzerine Mustafa Kemal Paşa artık o yani Nisan'la Mayıs arasındaki o 1-1,5 aylık süreçte Kazım Karabekir'in geldiği noktaya tamamen geliyor. Samsun'a çıkıyor. Samsun'dan sonra bildiğin gibi ilk yaptığı şey Amasya. Amasya genelgesini yayınlamak. Orada dediği çok net bir şey var. Vatan bir bütündür, bölünemez. Bundan hemen sonra yani Mustafa Kemal'in lan biz bu adamı silahları toplasın diye gönderdik. Yani bilindik hikayeleri anlatıyorum aslında da. Adam hani orada vatan bir bütündür, bölünemez. Yani bizim emirlerimizin hilafına çalışıyor. Ve orada silahlanma azalmak yerine artmaya başladı. Dolayısıyla Mustafa Kemal'le ilgili bir tutuklama kararı çıkartılıyor. Bu tutuklama kararını alan da o dönem Harbiye Nazırı olan Fevzi Çakmak Paşa. Daha sonra o da biliyorsun harekete katılacak. İsmet Paşa ile Fevzi Çakmak Paşa harekete daha geç katılmışlardır. Refet Bele, Ali Fuat Cevesoy, Mustafa Kemal ve Kazım Karabekir'e göre. Bir de Mersinli Cemal Paşa var tabii. Onun ismi hiç zikredilmez. Neden anlamıyorum. Şimdi burada Mustafa Kemal'in tutuklama kararı ve askerlikten tard edilmesi kararı anlıyor. Bunu uygulayacak kişi, onu tutuklama görevi verilen kişi Kazım Karabekir Paşa. 8 Temmuz'u 9 Temmuz'a bağlayan gece Mustafa Kemal askerlikten kendisi istifa ediyor. 1919'da askerlikten istifa ediyor. Ve bu sırada Kazım Karabekir Paşa Erzurum'dan Amasya'ya doğru geliyor. Kendisini geldiğini biliyor ama zannediyor ki Kazım Karabekir Paşa gelecek ve onu tutuklayacak.
Emri yerine getirecek. Kazım Karabekir Paşa. Yani çok aslında filmlere konu olacak enstantanelerden bir tanesi bu. Kazım Karabekir Paşa gelir, işte Mustafa Kemal'in odasına girer. Yani bir astın üstüne verdiği gibi selamını, ayaklarını, topuklarını vurarak selam verir. İşte o meşhur bildiğimiz konuşmayı yapar. Yani paşam, işte 15. Kolordu kumandanı Kazım Karabekir Paşa olarak ben bütün işte müfrezemle, ordumla, teçhizatımla emrinizdeyim. Siz yine bizim komutanımızsınız. İşte şu kadar asker getirdim sizi koruması için, şu kadar erzak getirdim şeyiniz için, işte size özel bir araba tahsis edeceğim, şunu yapacağım, bunu yapacağım. İsmet İnönü, hatta Abdi İpekçi ile yaptığı uzun nehir söyleşisinde ve daha sonra İnönü'nün anıları olarak yayınlanan o iki ciltlik hatıratında orada anlatır. Mustafa Kemal'in İsmet İnönü'ye, Kazım Karabekir Paşa'nın kendisine nasıl davrandığını, nasıl insani bir şekilde yaklaştığını ve bu olay sırasında Mustafa Kemal sarılmış, öpmüş, ağlamış. Ondan sonra kardeşim diyerek kendisini. Şimdi burada ben bir tane soru sormak istiyorum. Ya tutuklasaydı? Tabii. Yani sultanın emri var. Halife aynı zamanda. Halifenin emrini, Harbiye Nazırı'nın emrini, yani bir ast üstünün emri, yani üstünün emrine karşı geliyor ve bunu yapıyor. Dolayısıyla milli mücadele dediğimiz sürecin döndüğü anlardan, momentumla epizodlardan bir tanesidir bu bana göre. Dolayısıyla baktığın zaman milli mücadeleyi, bu süreci İstiklal Harbi ya da Kazım Karabekir gibi bir figür olmadan bizim anlatabilmemiz, bunun tarihini yazabilmemiz mümkün değil. Ne oluyor bundan sonra? Dolayısıyla hani İstiklal Harbi'ndeki rolü çok önemli. Baktığın zaman Mustafa Kemal'in en zayıf olduğu dönem abi, bu dönem. En kırılgan, en zayıf olduğu tabii dönemde kendisine sahip çıkmış adam. Daha Haziran 1919'da Mustafa Kemal Amasya'dayken, daha o Erzurum'a, yani Mustafa Kemal Erzurum'a gelmemişken kendisine şöyle dediği aktarılır: hiç korkma, hiç çekinme, sahip olduğum bütün askeri maişette az önce söylediğim gibi ben arkandayım diye aralarında geçen telgraflar var. Ve bu telgrafların kopyaları, nüshaları Kazım Karabekir'in anılarında, günlüklerinde yayınlanmış. Yapı Kredi yayınlarından çıktı bunlar. İstiklal Harbi'nin gerçekte tam da bu noktada başladığını iddia eder bu dönemi çalışan tarihçiler grubu ya da School of Thought dediğimiz ekip. Yani milli mücadelelerin tam da bu noktada başladığını. Yani dolayısıyla İsmet İnönü, İnönü Atatürk'ü anlatıyor da, işte Karabekir'in az önce belirttiğim gibi Mustafa Kemal istifa edip asker olmamasına rağmen nasıl ona ordu kumandanı gibi, ordu komutanı gibi muamele ettiğini ve bütün ihtiyaçlarını karşıladığını belirtiyor. Daha sonra yani gelip Mustafa Kemal'e olan bağlılığını ve ona yardım edeceğini söylediği zaman, söyledikten hemen sonra bildiğin gibi Erzurum Kongresi 23 Temmuz 7 Ağustos 1919, akabinde 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi. Baktığımızda bu kongrelerin İstiklal Harbi ya da Milli Mücadele dediğim olarak adlandırılan sürecin siyasi ve toplumsal örgütlenmesini ve askeri örgütlenmesini yaptığını söylemek mümkün. Şimdi Kazım Karabekir niye bu emri yerine getirmiyor? Kazım Karabekir bu emri Mustafa Kemal Paşa'nın kara kaşı kara gözü için değil. Tabii ki arkadaşlar, tabii ki çok önemli dostluklar var ama burada ölüm kalım meselesi, hayat mamet meselesi veriliyor. Herkesin bir planı var. Herkes kendi siyasi ve askeri geleceğini tahkim etmeye çalışıyor. Herkesin bir hesabı var. Karabekir Paşa akıllı adam. Asker, strateji biliyor, organizasyon kabiliyeti yüksek. Şuna inanıyor adam: liderlik olarak bu adam uygun. Liderlik olarak Mustafa Kemal uygundur. Ve ama diyor, arkasında kuvvetli komutanlar olması lazım. Zaten abi şey buradan kopucu. Fırtına, kıyamet buradan kopuyor. Çünkü siyasi ve askeri lider olarak kabul ettikleri, tepeye koydukları şahsiyet daha sonra arkasındaki o kuvveti, o komutanları unutuyor. Unutmaktan da öte, hatta yani bana göre onu siyasetin dışına itiyor. Bütün o kurucu sürecin dışına itiyor. İşte bunu ilk önce nerede göreceğiz?
meclisteki tartışmalarda, daha sonra Teşkilat-ı Esasi Kanunu'nun kabulünde, daha sonra saltanatın kaldırılmasında, daha sonra halifeliğin kaldırılmasında, hemen öncesinde Cumhuriyet'in ilanında. Şimdi bakın Kazım Karabekir kesinlikle batıcıdır. Kesinlikle modernisttir. Yani İslam'la ilişkisi çok modern, gayet modernist birisi. Biz burada halife yanlısı, sultan yanlısı, saltanat yanlısı birinden bahsetmiyoruz. Bu diğer komutanlar için de geçerli. Buradaki mesele bunların ilgasının kaldırılmasını ya da Cumhuriyet'in ilanının yöntemine ilişkin bir mesele. Bu kişilere sorulmaması, bu kişilere emrivaki yapılması ya da bu kişilerin sanki bir siyasi engelmiş, sanki bir siyasi muhalefetmiş gibi görülüp farklı akrobatik hareketlerle, akrobasilerle mecliste yapılan, onların meclis dışı, siyaset dışı bırakılıp, devre dışı bırakılıp bu devrimlerin yapılması. Ona da tekrar geleceğiz. 28 Eylül 1920'de Sarıkamış'ı alıyor Kazım Karabekir. O Doğu Ordusu Komutanı. Ekim 1920 Kars, akabinde Gümrü, 3-4 Aralık 1920 Gümrü Anlaşması ve Kazım Karabekir Paşa Şark Cephesi Kumandanı olarak Gümrü, Kars, Moskova Anlaşmalarını imzalıyor. Bu anlaşmaların önemine Ermenistan Devleti'ni kurulduğunda ilk defa, kısa ömürlü bir şey biliyorsun, onu tanıyan İlk hükümet Ankara hükümeti ve Büyük Millet Meclisi, daha Türkiye Büyük Millet Meclisi değil, Büyük Millet Meclisi ve Ermenistan'da o anlamda uluslararası arenada Ankara hükümeti ve Büyük Millet Meclisi'ni tanıyan ilk devlet oluyor baktığımızda ve buralarda işte Sarıkamış'ı, Erzurum'u, Erzincan'ı, o 77-78'de Ruslara bırakılan topraklar geri alınıyor. Şimdi burada tabii çocuklar meselesine geleceğiz. Senin orada söyleyeceklerin olabilir bu Gürbüzler Ordusu ile ilgili. Şimdi Kazım Karabekir bu savaşlar silsilesi sırasında 15. Kolordu Kumandanı olarak gitti. Doğu Cephesi'nde şöyle denir: yetim ve öksüz 7000 çocuğu himayesi altına aldı. İşte bunlara mesleki formasyon sağladı, işte birinci sınıf eğitim aldı bu çocuklar, eskrimdir, müziktir, şudur, tiyatrodur, sıhhiyeciliktir, terziliktir. Tabi işlerinde asker olanlar da var. Şimdi bunları tabi ailelerini savaşta getiren çocuklar için okullar kurmuş Kazım Karabekir Paşa ve Anadolu'ya giderken burada gördüğü kimsesi çocukları toplamaya başladı. Bunların işte toplamda 4000 erkek, 2000 kız. Sarıkamış'ı bir çocuk kasabasına çevirdi ve binlerce evlada baba oluşunu anılarında anlatıyor. Ve Karabekir Paşa'nın yetimlerden teşkil ettiği bu okullara Gürbüzler Okulu adını verilmiş. Bunlar alay şeklinde teşkilatlandırmış okullar. Yani askeri bir mantıkla teşkil ediliyor. Nitekim düzenli olarak raporlama da yapılıyor. Tabii, okulların müfredatıyla ilgili. Okuldaki öğrencilerin sağlık durumlarıyla ilgili, eğitim durumlarıyla ilgili. Hatta itikatları ile ilgili dahi. Aynen, aşağı yukarı 20'den fazla böyle okul kurmuş yetim çocuklar için. Şimdi yetimler babası Kazım Karabekir Paşa. Şimdi bu çocukların içinde bu gittiği bölgelerde işte Erzurum, Erzincan, Kars, Sarıkamış, işte Kürt çocuklar da var, Türk çocuklar da var, Ermeni yetimler de var. Birincisi şöyle söylüyor, kendisi de söylüyor bunu. Torunu da söylüyor. Bu Türk-Kürt çocuklardan bağımsız 2000-3000 adette Ermeni yetimi çocuğu Trabzon'da Amerikalıların idare ettiği bir yetimhaneye gönderdi. Ve bu çocukların hani mesela Kürt ve Türk diğer çocuklarla asimile etmeyip onlarla birlikte büyütmeyip kendi aralarında söyleniyor. Birincisi, şimdi şöyle sorular geliyor benim aklıma. Bu çocuklar, yani peki 3000 Ermeni çocuk anladık. Diğer 6000 ya da 7000 Türk Kürt. Bunların Türk Kürt Müslüman olduklarını nereden biliyoruz? Şöyle şeyler söylenir mesela. Yani o 6000 7000 çocuğun içinde de, yani Ermeni 3000 Ermeni yetiminden bağımsız, onların aralarında da mesela sünnetsiz çocuklar olduğu söyleniyor. Şimdi biz bu çocukların seceresini bilmiyoruz. Yani aile gitmiş, ölmüş. Yani o çocuklar arasında da Ermeni yetimlerin olmadığı ya da olup olmadığı sorusu benim aklıma her zaman geliyor. Dolayısıyla ben bu çocuk meselesine şöyle bakıyorum.
Yani tabii ki o çocukların alınıp aileleri olmayan, yetim kalan, öksüz kalan o çocukların alınıp o çocuklara barınak verilmesi, yemek verilmesi, hayatta kalan meslek öğrenmeleri bunlar tabii önemli, ulvi şeyler yani. Ancak burada şöyle bir şey söz konusu. Kazım Karabekir'in ben bu çocukları, bu yetimleri büyütmesinde ve bu tür bir okullarda büyütmesinde, yetiştirmesinde ben yeni kurulacak, yeni gelecek olan devlet neyse, işte o dönem aklında cumhuriyet var mı yok mu bilmiyorum tabii ki ama ona bir sosyal kapital sağladığı kanısındayım. Bir insan sermayesi, kaliteli, nitelikli, müktesebatı olan insanlar yetiştirmesi. Çünkü bu bölgeler için özellikle, çünkü bu bölgelerde insan kalmamış. Tarım yapılacak arazi kalmamış. Her şey talan edilmiş. Yıkık, dökük, viran olmuş yerlerden bahsediyoruz. Bu şehirlerin de kalkınması, bayındır hale gelmesi için ve yeni kurulacak ülkenin de bu tür bir insan sermayesine, sosyal kapitale ihtiyacı olduğu için bu meseleye mümkün mertebe önem verdiği kanaatindeyim. Kazım Karabekir Paşa milli mücadeleden hemen sonra ordu müfettişliğine devam ediyor. Henüz siyasete girmemiş. Şimdi Mustafa Kemal ile görüş ayrılıkları burada başlıyor öncelikle. Bu süreçte 23'ten sonrasından bahsediyorum. 22-23 arası dönemden bahsediyorum. Daha geriye gidebiliriz aslında, biliyor musun? Aslında görüş ayrılıkları Sivas Kongresi'ne kadar gidiyor. Sebebi şu. Kazım Karabekir Paşa doğuda ve batıda iki ayrı direniş cemiyeti olsun istiyor. Ama Sivas Kongresi'nde ne oluyor bildiğin gibi? Bütün direniş örgütleri, o kongre cemiyetler dediğimiz, kongreler dediğimiz şeyler Anadolu Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adı altında birleştiriliyor. Tek çatı altında. Tek çatı altında toplanıyor ve daha sonra zaten Cumhuriyet Halk Fırkası doğacak oradan. Birinci grubundan, ikinci grubundan da terakkiperver, yani meclisteki ikiye ayrılacak bu gruplar ve daha sonra terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kurulacak. Bir diğer görüş ayrılığı Kazım Karabekir Paşa'nın meclisi Ankara değil de İstanbul'da toplamak istemesi. Bunun da sebebi payitaht, imparatorluğun başkenti, işte devletin makarı 1453'ten beri oradadır diyor. Yani biz niye Ankara'da toplanıyoruz? Ama tabii Mustafa Kemal'in orada ciddi bir siyasi öngörüsü var. İstanbul işgal altında de facto olarak ve daha sonra biliyorsunuz de facto işgal de jure'ya dönecek. Mart 1920'de meclisi basacaklar, kapatacaklar. Tutuklayabildiklerini alıp tutuklayıp bir kısmını Malta'ya gönderilecekler falan filan. Dolayısıyla bu görüş ayrılıkları Sivas Kongresi'nden beri var. Ancak durum sıra dışı bir durum olduğu için bu görüş ayrılıklarının, bu fay hatlarının çok fazla dillendirilmediği ya da hasır altı edildiği bir dönemden bahsediyor. Çünkü orada bir hayat mamat meselesi veriliyor onlar açısından en azından. Ama Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte, saltanatın kaldırılıp Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte bu görüş ayrılıkları daha da belirginleşiyor. Çünkü Sina Akşin'in ordu örgütü dediği bu milli mücadelenin önderlik kadrosu kim bunlar? Mustafa Kemal, Rauf Orbay, Ali Fuat Paşa, Refet Paşa, Kazım Karabekir ve Mersinli Cemal Paşa. Bu ordu örgütü milli mücadeleyi başlatıyor. Mustafa Kemal, Kazım Karabekir, Ali Fuat ve Rauf Bey'in bir milli hükümetin ilk kadrosunu oluşturması kararlaştırılmış bu isimlerden. Ama Mustafa Kemal Paşa ile bu örgütün diğer üyeleri arasındaki anlaşmazlık, diğer üyelerin Mustafa Kemal'in kişiliğinden duydukları bir takım vehimleri, kaygıları, tamam mı? Yani dava arkadaşları bunlar, tamam. Onun baş oluşunu değil, az önce de söyledim, baş oluşunu değil, örgüt üyeleri olarak kendileri de kendi paylarının tanınmamasını tartışma konusu yapıyorlar. Bir de tabii Mustafa Kemal'in yani onun yeteneklerini bildiklerinden, gücünü, kudretini bildiklerinden yine yekten söyleyeceğim, başlarına diktatör kesilmesini istemiyorlar. Bunun farkındalar diyebilirim. Dolayısıyla Cumhuriyet'in ilanı, saltanat ve Cumhuriyet'in ilanıyla başlayan soğukluk, halifeliğin ilanıyla birlikte kendini bir çatışmaya dönüştürüyor. Tekrar altını çiziyorum. Bu insanlar ne saltanat yanlısı ne halife yanlısı. Onların açısından da bunların kaldırılmasında bir beis yok. Belki halifeliğin kaldırılması konusunda tartışabiliriz. Zira çünkü onlar halifeliği en azından sembolik, kurumsal bir kurum olarak kalması ve bir de Mustafa Kemal'e karşı bir
siyasi paratoner işlevi görsün istiyorlar halifeliğin. Yani orada sembolik de olsa dini bir toplumda bir karşılığı var. Dini bir sembolik bir gücü var. Ve bunu siyasete tahvil edip Mustafa Kemal'i bu şekilde durdurabilirler. Frenleyebilirler gözüyle bakıyorlar. Dolayısıyla sadece bu ekip yani Cumhuriyet'e karşı değil, bu rejime karşı değil. Sadece kendilerine danışılmadan, görüşülmeden bunun ilanına karşı. Mustafa Kemal ile artık ilişkilerini kopma noktasına getiren şey 1924'te Mustafa Kemal'in mecliste bir yasa geçiriyor. Tamam mı? Bu yasaya göre artık ordu komutanlarının hem ordu kumandanı hem de milletvekili olamayacağını, ikisinden birini seçmesi gerektiği kararını getiriyor. Ne tesadüf. Ordu yani ordu örgütü dediğimizde Sina Hoca'nın işte Milli Mücadele başta kadro hepsi de ne tesadüf yani ordu kumandanı asker. Bu Mustafa Kemal bu askeri güçlü kişiliklerin ve bunların tabii hepsinin orduda bir karşılığı var. Bunun siyasi olarak kendisine karşı kullanılmamasını istiyor. Hepsinin orduda bir karşılığının olması evet. Ötesinde altlarında aktif ordular evet, olan o yüzden bu yasayı çıkartıyor. Yani. Aynen. Şimdi bu kanun sonucunda bir tek Ali Fuat Cevesoy ordu kumandanlığını seçiyor. Kazım Karabekir milletvekili olarak kalmayı seçiyor. Askerlik şeyi orada bitiyor. Zaten hemen akabinde de Terakki Berber Fırkası kuruluyor. O meclisteki işte Terakki Berber Fırkası'nın kurulması, o ayrımlar, İttihat ve Terakki içindeki aile içi çatışmalar, ayrışmalar bunların hepsini İstiklal Harbi, İstiklal Mahkemeleri İzmir davasında zaten detaylarıyla anlatmıştık. Oraya girmeyeceğim ama Terakki Berber Cumhuriyet Fırkası'nı kurarak kuvvetli bir şekilde Mustafa Kemal'in karşısına çıkıyorlar. Yani aslında oradaki şey şu. Yani Terakki Berber Cumhuriyet Fırkası tabii parti tüzüğünde yazıyor işte. Ademi merkeziyetçiliği savunur, liberal ekonomiyi savunur, işte hür düşünceyi savunur, dini özgürlükleri savunur falan filan. Ama esas siyasi amaç Mustafa Kemal'i durdurmak. Yani onun diktatöryel eğilimlerini kendileri açısından durdurmak. Dolayısıyla bu parti tabii bildiğin gibi bilhassa doğuda büyük ilgi görüyor. İşte oradaki işte dini gruplar, tarikatlar, aşiretler, ne bileyim işte halifeliğe karşı olan gruplar hakeza partiye akın etmesi ve bunların sonucunda biliyorsun Şeyh Said ayaklanması. Tabii. Hemen akabinde İzmir suikasti ve bu iki olayla birlikte Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası tarih sahnesinden zaten siliniyor. İstersen biraz şeye girelim. Tabii 1926 sonrası İzmir suikasti İzmir suikastinin akamete uğraması ve o süreçte yapılan siyasi tasfiyeler ve bu siyasi tasfiyelerden Kazım Karabekir Paşa da nasibini alıyor. Fazla fazla alıyor. Yani o dönemin kahramanlarından bir tanesine bana göre yakışmayacak bir muamele görüyor. Önce polis müdürü tarafından evi sarılarak evinden aldırılıyor. Ardından geri bırakılıyor. Ardından bu sefer o dönemin jandarma kumandanı evinden alıyor ve işte kendi hatıratından yazdığı üzere polis dairesinde bir gece yerde yattım diyor. Birkaç evet. Gece de jandarma kumandanlığında yattım diyor yani. Evet. Ya tutuklanması da çok enteresan. Evine gelmiş polisler İsmet Bey seni çaya davet ediyor. Demişler hani İsmet Paşa bu şekilde evinden alıp tutukluyorlar. Yine daha önce bir sene önce anlattığımız gibi ne güzel ya bir sene olmuş program yapalı. Bir sene önce bahsettiğimiz üzere İsmet Paşa tutukluluk halini kaldırıyor. Bunun üzerine işte Aliler Divanı işte Ali Çetin Revele Kel Ali bunlar tabii çıldırıyorlar. Mustafa Kemal'e şikayet ediyorlar. Alttan Recep Peker de gazı veriyor odunu harlıyor. Bunun üzerine Mustafa Kemal İsmet İnönü'yü çağırıyor. İşte bir yani bu kişisel bir mesele değildir. Bu siyasi bir meseledir. Kim varsa alacaksın diyor. Sonra adamı tekrar tutukluyorlar ve bir ay hapishanede kalıyor. Daha sonra İzmir'de işte Elhamra'da mahkemede serbest beraat ediyor. Ama o dönem artık yani sanki iyice siyasi ayrışmanın, siyasi pozisyonların netleşmiş olduğu bir dönem. Tabii ki. Yani artık 26 işte Şeyh Said 25 26 İzmir suikasti, takrir sükun kanunu
ve siyasi muhalefetin neredeyse üstünden silindir gibi geçiyor. Tabii, hararetle karşı çıkıyor evet. Kazım Karabekir taklidi sükun kanununa. Tabii o da özellikle var. Özellikle birinci maddesine yazılı aynen. Basın özgürlüğünü tehlikeye atmış olacağı için evet. Ve yani hani hiçbir serbest düşünce, hiçbir farklı ses kalmayacaktır diyerek karşı çıkıyor. Aynen. Bir noktanın altını çizeyim Mert. O enteresandır mesela. Yine işte Kazım Karabekir Paşa'nın yani Mustafa Kemal'e olan yani bu ikili arasındaki düşünce ayrılıkları, fay hatlarının altındaki sebep, esas sebeplerden yine bir tanesi. İşte o askeri kadrodan bahsettim ya, o isimleri saydık. Yani Kazım Karabekir Paşa'nın o askeri kadronun Cumhuriyet'in idaresinde bir nevi eş başkan gibi. Ya bir nevi o kadronun korunması şeklinde bir beklentisi var. Hem onun hem de diğerlerinin. İşte Rauf Orbay'ın, Ali Fuat Cebesoy'un, Refet Belen'in falan. Dolayısıyla o olmadı. Yani onun gerçekleşmemesi daha sonraki işte Terakkiper o başlayan muhalefetin siyasi ayrışmaların artık siyasi bir düzleme, partiler düzeyinde taşınması ve kurumsallaşması. Bugün biz hala Türkiye'de siyaseti tartışırken, özellikle o culture kampf kavramı üzerinden tartışırken ya da İdris Küçük Ömer'in teorisi üzerinden tartışırken, Şerif Mardin'in merkez çevre ayrımı üzerinden tartışırken hala o dönemdeki siyasi ayrışmalar üzerinden pozisyonları, eğilimleri belirliyoruz, açmaya çalışıyoruz. Buralara kadar gidiyor yani. Onu demek istiyorum. Tarihsel kökenleri, kökleri diyelim. Şimdi tabii Kazım Karabekir Paşa'nın siyasi arenadan bu saatten sonra tamamen çekilmesi var. 1926 sonrası. Ne oluyor? Kazım Karabekir Paşa Erenköy'deki köşkünde ve abluk altında. Böyle bir süreç yaşıyor. 1936-37'ye kadar neredeyse. İlginç şeyler var mesela. Biraz onlardan bahsedeyim. Şimdi sen bugün aslında biraz konuştuk. İlk başta da öyle çok flashbackler, flash forwardlar yapmışız dedik ama ben gene çenemi tutamayacağım. Bu sana böyle bir şeyleri hatırlatıyor mu? Böyle bir son dönemde yine bazı böyle siyasi figürler biliyorsun bir takım köşklerde abluka altında tutuldu. Bazı şehirlere girmeleri, bazı başka siyasi figürlerle görüşmeleri falan yasaklandı. Yani seviyor. Türk siyasi evet. Geleneği bunu seviyor. Birilerini böyle bir takım köşklerde abluka altına aldırmayı seviyor. Yani. Devlet de süreklilik esastır. Şimdi 20 tamam elini eteğini çekiyor da adam yazıyor abi. Sürekli yazıyor. Şimdi 1933'te İstiklal Harbi'nin esasları diye Kazım Karabekir Paşa bir gazetede, şimdi gazetenin ismini anımsayamadım. Nutuk'ta çıkmış o zaman basılmış. Mustafa Kemal'in açıklamalarına cevap veriyor. Ve kendi değerlendirme, kendi mülahazalarını yapıyor. Bunun üzerine kendisine Mustafa Kemal Paşa'ya danışılarak o gazetedeki yazdıklarına cevap veriliyor. Cevap veren kim? Mustafa Kemal Paşa'ya danışılarak seçilen bir kişi. O da Malatya Milletvekili Mahmut Soykan. O cevap veriyor. Bu Kazım Karabekir'in yazılarına ya da salvolarına diyelim. Bu karşılıklı yazışmalar tabii çok sertleşiyor. Bunun üzerine Karabekir Paşa'nın yazılarını durduruyor diğer gazete. Bu olunca Karabekir Paşa da İstiklal Harbi'mizin esaslarını kitap şeklinde yazmaya karar veriyor. Ve kitabın yazılışı sürecinde bu sürede evine giriyorlar, baskın yapıyorlar, arama yapıyorlar. Kitabın daktilo edilmiş 5 nüshasını el yazmalarını alıp imha ediyorlar. Şimdi diyeceksin ki bu kadar şey imha edildi ama sonra nasıl çıktı tekrar? Bir nüshayı öyle bir yere koymuşlar ki meşin bir şeyin içine mi sarmışlar, kuyuya atmış, kuyuya mı daldırmışlar o şekilde. Demek ki adam başına böyle bir şeyin geleceğini de biliyor. Ya bahsettiğimiz kişi senin de ilk başta zaten altını çizdi size söylediğin o cepheden o cepheye gitmiş bir savaşın bir topyekun savaşın türlü türlü veçelerini bizzat yaşamış ilaveten bir de yani amiyane tabirle kafası çalışan bir adam. Ya kafası çalışan. Bir entelektüelden bahsediyoruz burada. Bir de bu adam iddiatçı abi bunu da unutmuyor. Yani. Kazım Karabekir Paşa da iddiatçıdır. Tamam arası açılmış daha sonra ama kişisel meseleler, bir takım düşünsel, daha doğrusu siyasi seçim ve pozisyon farklılıkları. Ama son tahlilde bir iddiatçıdan, yine bir vatanseverden bahsediyoruz ve bir Abdülhamit karşıtlığından bahsediyoruz. Tabii. Yani Abdülhamit'e muhalefet eden askeri
kanadın kampın içindeki bir figürden bahsediyoruz. Yani dibine kadar siyasete batmış kişilikler. Yani hem asker, evvel emirde asker ama siyasetten münezzeh değil. Biliyor o koridorları, o stratejileri, o kurnazlıkları, her neyse. Bir de tabii şey de var. Şimdi Erenköy'deki köşke abluka altına alınınca kapıda sürekli hafiyeler var. Evinin karşısında hafiyeler, işte ev tutmuşlar onlar, kiradalar, sürekli evi falan gözlemliyorlar. İlginç bir anekdot. Doğru mudur, yanlış mıdır bilmiyorum ama şöyle bunu söylemekte fayda var. Ahmet Faik Ahmet Barutçu'nun anılarında şöyle diyor İsmet Paşa'ya atfen. İsmet Paşa demiş ki yani Mustafa Kemal Kazım Karabekir'i öldürmeye karar vermişti. Ben engel oldum. Ben söylemiyorum bunu. Faik Ahmet Barutçu söylüyor. Sonra beni aforoz etmeyin. Nasıl? Ayakkabı boyacısı kimliğinde birileri işte gelecek, eve girecek. Daha doğrusu ayakkabı boyacısı gibi evden çıkaracak Kazım Karabekir'i, bu sivil polisler. Daha sonra İsmet Paşa haber gönderiyor. Sakın dışarı çıkma. İşte böyle katakulliler olabilir. Sakın dışarı çıkma. Alışverişini de başkaları yapsın, sen yapma ve sokağa çıkma diye Kazım Karabekir'i uyarıyor bu şekilde. Yani İsmet Paşa'ya göre onun hayatını, yani Kazım Karabekir'in hayatını İsmet Paşa kurtarmış. Faik Ahmet Barutçu İsmet Paşa'ya atfen bunu aktarıyor. Tabii bu dönem... Ama sanırım bu anekdot ne Kazım Karabekir'in hatıratında ne de İsmet İnönü'nün hatıratında geçiyor. İsmet şeyde Kazım Karabekir'in günlüklerinde yani bu evin abluka alınması, sarılması, hafiyeler falan bunlar var, bunlardan var. Bu suikast. Evet, bu Ahmet Faik Barutçu'nun iddiası. Öyle söyleyelim. Ha, ikili arasında zeytin dalı uzatılmamış mı? Barışmaları için bir girişimde bulunulmamış mı? Olmuş. Yine bildiğimiz üzere 1936 yılında Dolmabahçe'de Mustafa Kemal bir Dil ve Tarih Kongresi düzenliyor ve Kazım Karabekir Paşa'nın da bu konulara olan ilgisini ve uzmanlığını bildiği için onu da davet edelim. Ya bu bir çeşit barışma, zeytin dalı uzatma girişimi de olarak da adlandırabiliriz. Bu davete icabet ediyor Kazım Karabekir Paşa ama o sırada adamı görüştürmüyorlar Mustafa Kemal'le. Çünkü artık başka bir kadro var. Başlar tutulmuş. Recep Peker'i, o kadro hareketleri, Recep Peker, işte ülkü hareketi, kadro hareketi, efendime söyleyeyim. Dolayısıyla ikilinin görüşmesine, ne onun oraya geldiğini görüyorlar birbirlerini. Yani Kazım Karabekir'le Mustafa Kemal Paşa uzaktan bir selamlaşıyorlar ama görüşmeleri mümkün olmuyor. Başka bir rivayete göre de şöyle bir şey. Kazım Karabekir Paşa toplantıyı erken bırakmak zorunda kalmış. Sebebi şu: çünkü abi adam peşinde hafiyeler var. Ev abluk altında. Eşi korkuyor. Diyor ki akşam olmadan eve gel. Dolayısıyla o şekilde adam erken kalkmış, evine gitmiş yani. Tabii ne oluyor? Mustafa Kemal Paşa'nın... Ha, şöyle bir şey de söyleyeyim yine. İkili arasındaki önemli farklar, önemli benzer noktalardan bir tanesi, ikisinin de liderlik özellikleri tabii ki son derece gelişkin. Ama şöyle bir argüman ileri sürebiliriz bence. Ben yine okuduklarımdan çıkardığım ve yaptığım değerlendirme bu. Mustafa Kemal Paşa'nın liderlik konusunda ve olayları böyle daha çabuk kavrama ve değerlendirme ve hemen atağa harekete geçme konusu, bu hani onu kineteye çevirme konusunda çok daha atik ve kıvrak olduğunu söyleyebiliriz abi. Benim gördüğüm Kazım Karabekir Paşa böyle hani deyim yerindeyse, ne orada olursa olsun böyle bir doğrucu Davut. Evet, ilkeler üzerinden, yani siyaset anlayışı da nispeten ilkeler üzerine dayanıyor. Yani o ilkelerin ne olduğunu tartışırız her zaman şey, tabii ki. Mustafa Kemal'in tabii 38'de vefatı, onunla birlikte işte Milli Şef dönemi. O dönem az programında girişinde konuştuğumuz üzere iade-i itibar bu kişilere ve en başta da Kazım Karabekir Paşa'ya hemen İstanbul'un milletvekili yapılıyor. 39, 43 ve 46 iki dönem. Ondan sonra zaten meclis başkanı olacak. 46, 48 ve 48'de de adam vefat ediyor. Dediğim gibi ben İttihatçı karakterine bir kez daha vurgu yapmak istiyorum Kazım Karabekir Paşa'nın, o örgütçü. Onu çünkü
askeri örgütlenme ve organizasyon yeteneğine tahvil edecek daha sonra. Abdülhamid'e yönelik şöyle bir lafı var. Seni öz evlatların boğacak diyor hani Karabekir Paşa. Ahmet Şimşirgil hocaya göre dolayısıyla azılı bir Abdülhamid düşmanı. Ahmet Şimşirgil de biliyorsun Karabekir Paşa'yı yani hazzetmez. Dediğim gibi bayağı bir şey söyledik. Tabii. Yani evet. Bu çocuklar meselesinde bazı tehlikeli sular diyeyim ben. Yani çok girip girmemek konusunda. Valla dikkat ettiysen sen orada pası bana attın bak hiç almadım o pası yani. Fark etti mi bilmiyorum. Çok, oralar biraz... Çok, evet oralar biraz... Yani konular hep netameli de o mevzu biraz netameli. Çünkü yine girişte şunu söylemiştim. Şimdi bu figürler, bu tür muazzam figürleri hele bir de külliyat bırakmışsa siyasi yelpazenin farklı işte ideolojik eğilimlere sahip gruplar, kişiler, örgütler, partiler her neyse herkes onun prizmasından geçirerek değerlendiriyor. Şimdi İslamcılar için başka bir Kazım Karabekir, daha böyle Kemalistler için başka bir Kazım Karabekir, seküler milliyetçiler ya da ulusalcılar için başka bir Kazım Karabekir. Dolayısıyla bu hassas meseleler bu tür ideolojik prizmalardan geçince onların temsilcileri tarafından bazen manipüle edilebiliyor, arasallaştırılabiliyor, kullanılabiliyor. Biz o metodolojik tuzaklara düşelim istemiyorum. Yani bazı belgelere, kanıtlara, anlatılara dayanmayan, yani sağlam dayanakları olmayan bazı şeyleri burada ben dile getirmek istemiyorum. Bu çocuklar meselesinde bilhassa. Ancak şunu söyledim ben, hani bir tarihçi olarak bu çocuklar meselesine bakışında benim gördüğüm kafasında bir sosyal, dediğim gibi bir insan sermayesi, bir sosyal kapital yaratma meselesi var. Ama ben o 3000 Ermeni çocuğunun dışında diğer 6000, 7000 Kürt, Müslüman, Türk çocukları denilen yetimlerin tamamının ne Türk ne Kürt, tamamen saf Kürt Türk olduklarına yani pek anlamlı bulmuyorum onu. Çocuk meselesiyle karışmış olabilir. Karabekir'in kendi yazdığı 2 cilt kitabı var. Yani ilgi duyan dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz oradan gayet bence kendi sözleriyle Kazım Karabekir'in kendi yazdıklarından kendi analizlerini, kendi çıkarımlarını yapabilirler diye düşünüyorum. Evet. Benden bu kadar sevgili dostum. Ben de sadece o zaman Kazım Karabekir'in meclisteki bir konuşma sırasında özellikle de İsmet İnönü'ye hitap ederek söylediği bir söz var. 20. asırda zan ve vehimle millet idare edilemez diyor. Biz de buradan bu lafı duyması gerekenlere aynı şekilde onu günümüze uyarlayarak söyleyelim. 21. asırda zan ve vehimle millet idare edilemez, edilmemelidir. Evet. Ben de şöyle bitireyim. Yani burada ele aldığımız şahsiyet esas itibariyle yeni rejimin nutukta somutlaşan, ete kemiğe bürünen tarihinin, kuruluş tarihinin yani kuruluş felsefesinin ve kuruluş ideolojisinin ortaya çıktığı o nutuğa karşı yapılmış ilk eleştiri. Bu anlamda tabii Mustafa Kemal'e yönelik ilk ciddi, yazılı, yapısal eleştirinin Kazım Karabekir'in İstiklal Harbimizin Esasları kitabıyla, eseriyle geldiğini ve baktığımız zaman bu yeni rejim bir askerlerin kurduğu, asker kişilikli ve asker formasyonlu figürlerin kurduğunu ancak bu noktada biraz siyasi manevra kabiliyeti, siyasi zekası ve siyasi strateji yapma kapasitesi yüksek olan şahsın ve şahsiyetlerin kazandığını bu anla tırnak içinde söyleyebiliriz. Ama alternatif bir tarih yazımı okumak için Kazım Karabekir Paşa, Kazım Karabekir'in hayatı ve eylem repertuarı çok önemli. Vallahi önemli bir tarihçi olarak bile belki bir noktada değerlendirilmesi gereken çünkü bir alternatif bir tarih. Askeri tarihçi diyebiliriz zaten yani rahatlıkla. Bir historiografi açısından da önemli bir alternatif kesinlikle koyuyor. Yani, yani sadece o değil Edirne hatıralarında yazdıkları bile Balkan Harbi'ne, ordunun durumuna,
ilişkin anlattığı, verdiği detaylar tamamen bir profesyonel askerin dağarcığıyla yazılmış zaten şeyler. Umarım dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz de keyif almışlar. Evet, birçok şeyi yine eksik bıraktık. Birçok şeyin üzerinde duramadık ama zaten amacımız da bu. Açık kapılar bırakmak, dokunulmamış konular böyle bırakmak ve daha sonra o patikalardan tekrar devam etmek. Defaatle söyledik, tekrar etmenin bence bir sakıncası yok. Fazlalık değildir, sadece vurgudur. Herhangi bir şekilde herhangi bir konuyu bitirme gibi bir iddiamız yok. Bir, belki bir yola çıkış sağlıyoruz ilgisini çekecek olan okuyucularımız, dinleyicilerimiz için. Teşekkür ederiz efendim. Teşekkürler.